Hocam, Neden böyle? insan ölümleri üzerinden konuşuyoruz. Yani evet. Büyük bir mesele. Tabii ki soykırım. Şimdi John Holiday'in Mao'sunu okuyorum bu aralar. Evet. Yani Çin devrimi. 1911'de, 12'de cumhuriyeti ilan etmiş. İşte Mançulardan, o hanedanlığın ardından Çin devrimi, Çin cumhuriyeti ilan edilmiş. Hemen ardından yani 22-23'ler ve daha sonraki süreç ve sonra Mao hareketi, Bolşevik devrimi, Rusya'nın oradaki etkisi ve Mao'nun yavaş yavaş liderliğe çıkışı. 70 milyon insan ölüyor. 70 milyon süreçte. Yani yeryüzünde hangi coğrafyada gerçekten 1900 ile 1980 arasında insan ölmedi? Bu Almanların bir soykırım uyguladığı gerçeğini değiştirmez. Bu yeryüzünün en aşağılık eylemiydi. En aşağılık müdahalesiydi. Ve fakat şimdi dönüp dolaşıp şuraya geliyoruz. Az önce dediniz ki bir şey çeviriyorlar. Sonra getirip bombayı bizim üstümüze atıyorlar. Bizim evimize atıp, bizim atıp kaçıyorlar. Şimdi biz Almanya Yahudilere soykırım uyguladıysa, biz 1492'de İzabel'in kovduğu Yahudileri getirip burada Balat'a yerleştirdiysek. Evet. Balat'a, ilk kez İzmir'e, Selanik'e yerleştirdiysek Selanik, evet. Ve ilk kez oralarda en büyük sinagog Edirne'deyse ve biz orada ilk kez apartman, Osmanlı'da Yahudihane deniyordu, apartmanlar yaptılarsa 3 katlı. Sultan Süleyman buyursunlar, otursunlar, evet, dediyse. İkinci Bayezid. Kanuni Sultan Süleyman dönemi de dahil. Brodel yani, bile Kanuni'den şeyle bahsediyor. Şunu sorup bırakayım size. Yani bütün bunlar olduysa, bu 1917'den sonra şu Filistin'deki şu yaşananlar, şu güne gelinen süreç, bir akşamüstü Ramazan'da iftar sofrasına otururken bombaladılar, 20 çocuk öldü. 10 gün önce başka bir şey, 1 sene önce başka bir şey. Gencecik çocukların kolları taşlarla kırılıyor. Yani bu neyin kimden hesabıdır? Kiminle kavgan varsa gidip onunla hesaplaşırsın. Daha geçen hafta Papa haftalık ayininde çıktı ve çok endişeliyim, artık yeter dedi. Yani Papa söyledi bunu, Vatikan'daki Papa çıktı cama o millet meydanda. Daha geçen hafta ne çıktı dedi? Yeter bu artık, yeter dedi yani. Filistinlilere, evet, yapılanlar. Hayır, tabii yeter dedi artık yani. Ne yapıyormuş çözmek için? Bilmiyorum, evet, onu siz anlatın. Efendim, önceki hiçbir şey. Şey yapıyor orada. Timsah gözyaşı döküyor. Hiçbir şey yaptığı önceki yok. Önceki papalar da benzer açıklamalarda duvar öyle çekiyorsunuz. Ayıp olmasın diye. Evet, açıklamalarda. Roger Waters, benim çok sevdiğim grubun solisti. Hmm. Pink Floyd'un. Evet. O çıktı, da kınadı. Roger Waters. Dün mü, evvelsi gün mü? Daha evet, bu olay olmadan. Tabii Roger Waters'ın Türkiye'deki hükümetle ilgili söyledikleri de malumunuz yani. Onları da biliyorsunuz. O da ağza alınmayacak hakaretler. Türkiye'de bir diktatöryal düzenden bahsediyor. Bilmem neden bahsediyor. Hani Türkiye'de ya, insan Faruk hakları Bey, yok, nefes almak yok benim, falan. Hani böyle ölüyoruz burada. Bakın falan. Roger Waters nedir efendim? Bir selebriti. Tabii. Bir şöhret. Evet. Tamam mı? Ve sözü halk nazarında para yedir. Eder. Peki bizim Avrupa'da, dünya kamuoyunda, hı hı, nazarında sözü para edecek kaç adamımız var? Yok mu? İşte Orhan Pamuk var. Hepimizin aklından Orhan Pamuk geçti. Bir de birkaç tane, hı hı, dizi oyuncusu var. Bu dizi, yok, oyuncuları ancak gezicilik yaparlar. Bunların gücü ancak kendi babalarının evinin camını kırmaya yeter. O zaman hocam size sert ve ciddi bir soru soruyorum. İsrail'i kınayarak nereye varılabilir? Bu iş kınamayla çözülür mü? Çözülmez. Şimdi bence kınamak, Faruk Bey. Buyurun hocam. Çok affedersiniz. Özür dilerim. Evet. Biz Batı'yı eleştirdik. Evet. Bunun üzerinde durduk. Fakat İsrail sonuçta Siyonizm politikalarını, işgal ve katliamlarını İslam dünyasının toprakları üzerinde yapıyor. Evet. Arap toprakları üzerinde yapıyor. Müslümanların en kutsal ikinci mescidinin olduğu alanda yapıyor. Dolayısıyla bu bölgede 50 civarında devlet var. Evet. Yani Müslümanım diyen devletler var. Bu devletlerin işte diyelim İslam Konferansı Teşkilatı var ve 67'de bu mesele nedeniyle kurulmuş. Kral Faysal, Allah rahmet eylesin, büyük bir mücadele vermiş. Siz bunu söyleyince hepimizin yüzüne bir tebessüm oturuyor tabii. Şu çıkıyor ortaya. Evet. Yani bu hep Siyonizmi
temel sorun olarak evet o da, yani bu Müslüman dünya, bu Müslüman devletler, Müslüman aktörler, toplumlar, sanatçılar, aktörler neredeler? Vesaire. Bunlar nerede ya? Evet. Bunlar kendi topraklarında yapılan bu zulme karşı neden bir ses vermiyorlar? Vermiyorlar mı? Veriyorlar mı? Yani. Bu da neden vermiyorlar? Bunun üzerinde de düşünmemiz lazım. Evet. Yani. İşte bu. Düşünelim. Bu çünkü. Bunun üzerine düşünelim bu hocam. Bu çünkü. Evet. Şimdi İsrail-Filistin sorununu Türkiye çözemez. Bunu bir defa koymak evet. lazım. Hı hı. Tek başına. Çünkü bu sadece siyasi bir sorun değildir efendim. Evet. Bu siyasi bir sorun değildir. Hı hı. Bu burada sivil toplum onun, sivil, bugün Türkiye Yahudileri sivil toplumundaki insanlar şeyi kınamışlar. Bu şeyi kınamışlar. Türk Yahudis neydi? Sivil tam toplum. Yani, sivil toplum. Sivil evet. toplum kuruluşları, tamam. Türkiye Yahudileri. Doğru yapmışlar. Evet, öyle mi? Tabii kınamışlar. Evet. Şimdi geldi çok şey. Çok önemli. Evet. Kami Bey'den geldi. Evet, çok çok doğru bir şey yapmışlar. Evet. Kınamışlar. Evet. Şimdi bakınız. Bu Türkiye'nin tek başına çözebileceği bir sorun değil, değildir. Türkiye'nin burada müttefike ihtiyacı var. Evet. Kardeşe ihtiyacı kim var. Kim olabilir? Kuzene ihtiyacı var. Kim Şimdi olabilir? Bakıyoruz İran'a 79 devriminden sonra efendim bir Kudüsçü ve Gazacı oldular. O zamana kadar biz Kırat'ta bir marifet görmedik. O zamana kadar İran'ın Gaza yaptığını, İslam tebliğ ettiğini siz duydunuz mu? Böyle bir şey duydunuz mu? Yani İran devriminden İran, sonra İran'ın bir, gücü bir plan ancak, değişti diyor. Ancak gelip Anadolu Şiilerini, Alevilerini Osmanlı'ya karşı kışkırtmaya yeter. Zırt pırt Bağdat sınırına tecavüz etmeye yeter. Evet. Bunu yapmış tarih boyunca. Ver ona Araplarla bol bol kavga etsin. Yok efendim, yani kabilecilik yapsın. Hı. Siz Ebu Sufyan'ın soyusunuz, siz Ebu Cehil'in soyusunuz diye böyle kavgalar ediyor. Ne alakası var? Sen koskoca devletsin. Onlar kabileler olarak orada yaşıyorlar. Sen küçük çocuğa bir tane vururum sana, bir de yerden duvardan yersin. Demek ki bir şey bu değil mi? Sen bir devletsin yani. Karşındaki bir kabile. Yani kiminle ilişki kuruyorsunuz? Kiminle ilişki? İran şimdi 79 devriminden sonra bu işin aslanı kesildi. İşte Kasım Süleymani Kudüs şeyiydi değil mi? Ne başkomutanı? Evet. Adı buydu. Hı hı. Kusura bakmayın. Evet. Ne alakası var? Hamas'ı desteklemek, Filistin'i desteklemek demek değildir her zaman. Bu çok ciddi bir evet. eleştiri. Şimdi İran şov yapıyor. Niçin değildir? Onu bize izah edin lütfen. Tabii ki bir defa bir devlet mekanizması yok. Hamas bugün birisiyle anlaşırsınız, yarın başka birisi çıkar karşınıza. Yani şöyle soru olarak alın lütfen. Yani Hamas kurumsal Hamas, olarak Filistin'in, muhatap değil. Hamas, Filistin'in Kuvayi Milliye Hareketi olabilir mi? Maalesef değil. Olamaz mı? Gönül isterdi ben olsun. Ben soruyorum yani. Gönül öyle olsun çok isterdi. Evet. Ben çok isterim. Ama Hamas bugün bir şey yani siyasal bir parti olarak var. Filistinlilerin seçtiği. Ama silahlı kanadı da var. Böyle bir meşruiyeti var. Silahlı kanadı silahlı da var. Kanat olarak da var. Kasım Tugayları vesaire evet. deniyor. Şimdi bakın evet. Ergün Bey. Dolayısıyla İran şov yapıyor. Aslında oralara Şiilik ihraç ediyor. Hizbullah'ı icat ediyor. Tamam mı? Ve DAEŞ'ı unutmayın DAEŞ'ı Irak ve Suriye'de İran yayılmacılığı ortaya çıkardı. Vallahi evet. bunu unutmayın yani bakın oradaki bir mezhep karşıtlığı olarak evet yani yükseldi. Evet çünkü Arap'ı şey görüyor, Ebu Sufyan görüyor. Kancılık ve ırkçılık yapıyor yani. Ya benim peygamber efendim Ebu Sufyan'ın kızıyla evlendi ya. Etmeyin evet. eylemeyin. Ebu Sufyan'ın kızıyla evlendi. Eşlerinden birisidir efendimiz. Tamam mı? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.